Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kuvvet, iş ve enerji konusunu tekrar edeceğim. Hemen işin tanımıyla başlayalım. Fiziksel anlamda iş olabilmesi için iki kuralım vardı benim. Birincisi bir cisme kuvvet uygulamalıydım. İkincisi ise cisme uygulanan kuvvet doğrultusunda hareket etmeliydi. Buraya baktığımız zaman A cismimize bir kuvvet uygulamışız ve bu kuvvet doğrultusunda ne olmuş? Hareket etmiş, yani bir iş yapmıştır burada. Formül olarak ifade edecek olursak işi ise alınan yol çarpı kuvvettir iş. Alınan yolun cinsi birimi metre olarak, kuvvetin birimi olarak Newton olarak ifade ediyoruz. Yani Newton çarpı metre Joule eşittir. Tekrar ediyorum, işin olabilmesi için bir kuvvet uygulanması gerekiyor ve bu kuvvet doğrultusunda hareket etmelidir. Peki örneklerimizde bunu pekiştirelim. Kuvvet şekildeki bir cisme çocuğumuz bir kuvvet uyguluyor ve bu kuvvet doğrultusunda cisim hareket etmiyorsa o zaman burada bir iş yoktur diyebiliriz. İkinci örneğimize baktığımız zaman bir kuvvet uygulamış ve bu kuvvet doğrultusunda hareket etmiştir. Yani burada bir iş yapmıştır. Diğer örneğimize baktığımız zaman elinde çantayla ilerleyen bir öğrenci görüyoruz. Hareket yönü bu tarafa doğru, uyguladığı kuvvet yukarıya doğru. Yani aynı doğrultuda olmadığı için iş değildir. Diğer örneğimizde de yine elinde sırtında sırt çantasıyla taşıyan bir öğrenci görüyoruz. Uyguladığı kuvvet yukarıya, hareket yönü bu tarafa doğru, aynı doğrultuda değil. Yani burada da bir iş yoktur. Peki iş neye bağlıydı? Kuvvete ve yola bağlıydı demiştik. İlk durumumuzu inceleyelim hemen. Yola bağlı olursa eğer ben işin alınan yola olan etkisini gözlemlemek için arkadaşlar burada alınan yolları farklı tutmalıyım, uygulanan kuvvetleri aynı tutmalıyım. Dikkat edin. Neyi gözlemlemek istiyorsam, alınan yola etkisini gözlemlemek istiyorsam alınan yolları farklı, uygulanan kuvvetleri aynı tutmalıyım. Peki baktığımız zaman A cismine ve diğer A cismine 5'er Newton kuvvet uygulamışız. Biri 4 metre, diğeri 8 metre. İlerlemiş, yani yapılan iş kuvvet çarpı yoldan 20 joule, diğerinde ise 5 çarpı 8'den 40 joule'lük bir iş yapılmış. Yani alınan yol arttığı zaman yapılan iş de ne olmuştur? Artmıştır diyoruz. Peki ikinci örneğimizde burada alınan yola bağlıydı. Burada ise uygulanan kuvvete bağlı olursa, yani ben cismin uygulanan kuvveti etkisini gözlemlemek istiyorsam kuvvetleri farklı, alınan yolları ne tutmalıyım? Sabit tutmalıyım. Peki B cismine 5'er Newton, diğer B cismine 15'er Newton kuvvet uygulamışız. Alınan yollar 4'er metre. İş kuvvet çarpı yoldan 20 joule'lük iş yapmıştır. Burada ise 60 joule'lük iş yapmıştır. Uygulanan kuvveti arttırdığımda yapılan iş de ne olmuştur? Yine artını görüyoruz. Peki toparlayalım hemen. İşe etkisi olan iki durum varmış. Birincisi kuvvet, diğeri ise alınan yoldur. Peki enerjiyle devam edelim hemen. Enerji neydi? İş yapabilme yeteneğiydi enerji. Birimi olarak neydi? İşin birimiyle aynıydı. Joule'du. J harfiyle gösteriyoruz. İkiye ayırıyorduk kinetik enerji ve potansiyel enerji olmak üzere. Peki kinetik enerji neye bağlıydı? Cismin kütlesine ve süretine bağlı, hızına bağlıydı. Potansiyel enerjiyi ikiye ayırdığımız zaman çekim potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisini görüyoruz. Çekim potansiyel enerjisi cismin kütlesine ve yüksekliğine bağlıydı. Esneklik potansiyel enerjisi ise uygulanan kuvvete bağlı, uygulanan kuvvete ve yayın cinsine bağlıydı. Önemli, yayın cinsine bağlıdır. Teker teker inceleyelim şimdi. Kinetik enerjiyle başlayalım hemen. Nedir kinetik enerji? Hareket halindeki cisimlerin hızından dolayı sahip olduğu enerji. Mesela ben kalemi şu şekilde ittirdiğimde belirli bir hız kazandı mı şu anda? Evet. O zaman burada bir kinetik enerjisi mevcut olacaktır. Ya da hareket halindeki bir top.
kinetik enerjisi mevcuttur. Ya da hareket halindeki bir araba, hareket halindeki bir bisiklet belirli bir hızdan dolayı sahip olduğu enerjidir kinetik enerji. Az önce de belirttiğim gibi neye bağlıydı? Kütleye ve sürete bağlıydı. Peki örneklerimize bakalım, inceleyelim şimdi. İki tane arabamız var. Biri 20 metre bölü saniye. İkisi de baktığımız zaman ikisinin de aynı hızda gittiğini görüyoruz. Kütlelerin ise farklı olduğunu görüyoruz. Kinetik enerji kütleye bağlıydı. Yani kütlesi arttıkça cismin kinetik enerjisi de artıyordu. Yani birincinin kütlesi daha fazla olduğu için kinetik enerji ikiye göre daha fazladır. Diğer örneğimizi inceleyecek olursak, bu sefer kütlelerini sabit tutmuş. Neyi farklı tutmuş? Süratleri farklı tutmuş. Sürat arttıkça kinetik enerji de artıyordu. Yine birinci arabanın kinetik enerjisi ikinciye göre daha fazladır. Evet, potansiyel enerjiyle devam edelim. Potansiyel enerji neydi? Cismin konumundan dolayı sahip olduğu enerjidir demiştik. İkiye ayırıyoruz. Çekim potansiyel enerjisi ve esneklik potansiyel enerjisi olmak üzere. İlk olarak çekim potansiyel enerjisinin ne olduğuna bakalım. Neye bağlıdır çekim potansiyel enerjisi? Kütleye ve yüksekliğe bağlı. Yükseklik. Evet. Örneklerle bunu pekiştirelim hemen. İki tane cismim var. A ve B cismim. Aynı yükseklikten bırakıyorum. Biri 2 kilogram, diğeri 5 kilogram. Kütlesi fazla olanın potansiyel enerjisi de ne oluyormuş? Fazla oluyormuş. Yani B'nin potansiyel enerjisi A'ya göre fazla olacaktır. Peki bu kum havuzunda yaptıkları iz hangisinde daha fazla olur? Tabii ki de B'nin yaptığı iz daha fazladır. Daha fazla enerji, potansiyel enerjisi mevcut olduğu için bu B, bu ise A'nın yaptığı izdir. Evet. Kütlesine olan etkisini gözlemledik. Şimdi yüksekliği fazla olan iki tane cismin var. Bunların ise kütlelerinin eşit olduğunu görüyoruz. Yüksekliği fazla olan potansiyel enerjisi de ne oluyormuş? Fazla oluyormuş. Yani B'nin potansiyel enerjisi A'dan daha fazladır. Çekim potansiyel enerjisini ikiye ayırdık. İki şeye bağlıdır dedik. Birincisi yükseklik, diğeri ise kütle. Kum havuzunda yaptığı izler tabii ki de B'nin yaptığı iz, A'nın yaptığı ize göre daha fazladır. Evet, geçelim esneklik potansiyel enerjisine. Esneklik potansiyel enerjisi nedir? Esnek cisimlerin sıkışması ve gerilmesi sonucunda sahip olduğu enerjidir. Dikkat edin, sıkışma ve gerilme miktarına bağlıymış esneklik potansiyel enerjisi. Örneklerle hemen inceleyelim. Demir yay ve çelik yay üzerine 5 gramlık cisim bıraktığımız zaman hangisi daha çok sıkışıyorsa onun esneklik potansiyel enerjisi daha fazla olacaktır. Atıyorum ki burada demir daha fazla sıkıştıysa demirin çeliğe göre esneklik potansiyel enerjisi daha fazladır diyebiliriz. Yani yayın cinsine bağlıdır esneklik potansiyel enerjisi. Evet, bir tane örnek sorumuz var. Hemen sorumuzu okuyalım. Özdeş yaylara KLM cisimleri asıldığında şekildeki gibi dengede kalıyor. Yaylarda depolanan esneklik potansiyel enerjisini karşılaştırınız demiş. Sonuç olarak da demişiz ki özdeş yaylardan uzaması çok olanın enerjisi de fazla olur. Yani aşağıya doğru ne kadar indiyse, ne kadar aşağı doğru esnekliğe sahip olduysa onun potansiyel enerjisi daha fazla olacaktır. Yani depolanan enerjilerin sıralaması M büyüktür, L büyüktür, K şeklindedir. Evet. Diğer devam edelim esneklik potansiyel enerjisiyle. Balon, yay, lastik gibi esnek cisimlerde sıkışma ve gerilme sonucu esneklik potansiyel enerji oluşur. Burada yayımıza bir ok taktığımızda, yayı iyice gerdiğimizde ne olacaktır? Esneklik potansiyel enerjisi depolayacaktır. Daha sonra oku serbest bıraktığımızda bu enerji neye dönüşecektir?
kinetik enerjiye dönüşecektir. Yani enerji dönüşümlerini inceleyelim hemen. Dikkat edin, enerji asla yok olmuyor, başka bir enerjiye dönüşüyormuş. Mesela örnek olarak hızla giden arabanın aniden durması. Hızla giden arabanın aniden durması. Burada hareket enerjisi mi mevcut hızlı giden bir arabada? Evet, çünkü belli bir hıza sahip. Peki bu aniden durunca böyle tekerlekleri böyle ısınacaktır. Hangi enerjiye dönüşecektir? Isı enerjisine dönüşmüş. Ya da daldan düşen elma, yüksekte bulunuyor elma, aşağıya doğru düşerken neye dönüşecektir? Hareket enerjisine dönüşüyor. Potansiyel enerjimiz hareket enerjisine dönüşüyor. Yani enerji yok olmuyor, başka bir enerjiye dönüşüyor. Hemen örneklerle de bunu pekiştirelim. A cismimi aşağı doğru bıraktığımda belirli konumlara sahip oldukları enerjilerine bakalım hemen. A'dan B'ye doğru ilerlerken burada yüksekliği ne olacaktır? Azalacaktır B konumunda. Yani potansiyel enerji azalır. Neye dönüşüyor peki bu enerji? Kinetik enerji ne olur? Artar. Peki B'den C'ye doğru ilerlerken belirli bir yüksekliğe sahip olacağı için potansiyel enerji artıyor. Bu sefer ise kinetik enerji azalır. Kinetik enerji ise azalır diyoruz. Evet. Peki notumuzu inceleyelim hemen. Sürtünmesiz ortamda toplam enerji korunuyor. Evet, toplam enerji daima korunur. Potansiyel enerji burada kinetik enerjiyi, kinetik enerji de potansiyel enerjiye dönüştüğünü gözlemledik. Diğer örneğimize bakalım hemen. Burada ise A cismimiz yine B, C konumlara, 3 farklı konumlara sahip olduklarındaki enerjilerini, enerji durumlarına bakalım. A cismimiz başlangıçta yüksekte olmadığı için potansiyel enerjisi sıfır, kinetik enerjisi mevcut. B cismimiz ise kinetik enerjisi yok, potansiyel enerjisi mevcut. C'de de aynı A gibi potansiyel enerjisi yok, yüksekte olmadığı için, belli bir yüksekliğe sahip olmadığı için kinetik enerjisi mevcut. Yani A'dan B'ye doğru ilerlerken kinetik enerji azalır. Neyi artar? Potansiyel enerji artar. B'den C'ye doğru ilerlerken kinetik enerji ne olur? Artar. Potansiyel enerji ise azalır. Yani potansiyel enerji ile kinetik enerjinin toplamı neye eşitmiş? Mekanik enerjiye, toplam enerjiye eşit ve bu toplam enerji asla değişmez sürtünmesiz ortamda diyoruz. Evet arkadaşlar, konunun sonuna geldik. Konuyla ilgili muhakkak test çözmeyi de unutmayın. Anlayamadığınız soruları da yine bana atabilirsiniz. Bakalım onları da. Evet, hoşça kalın.